Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Evet, 15 tatil bittiğine göre Türkiye'de şimdi biz de işimizin başına geçelim değil mi? Tarifleri paylaşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bugün sizlere şerit poğaçamızın tarifini vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında anlatmama gerek yok. Yumuşacık, pamuk gibi çok lezzetli, harika bir şerit poğaçası oldu arkadaşlar. Ben peynir kullandım içine. Sizler isterseniz farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Hemen malzemelere geçelim. Evet, yoğurma kabımızın içine ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, sonrasında tuzumuzu, şekerimizi ve bir pakette yaş mayamızı katalım ve şöyle mayamız sütün içinde erimesi için karıştıralım. Bu arada malzemeleri info kısmına yazdım. Malzemelerin listesini oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, mayamızı güzel erittikten sonra devamında içine yumurta beyazımızı katıyoruz, sıvı yağımızı katıyoruz arkadaşlar. Sonra da kaymağımızı katıyoruz tabii ki de. Çok güzel bir lezzet veriyor hamurumuza, poğaçamıza. Yine şöyle bir karıştıralım ve son olarak da unumuzu ilave edelim ve elimize yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğuralım. Tam 7 su bardağı un gitti. Yani 1 kilo un gidiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz su bardağı ile 7 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik bu su bardakları. Önce 5 su bardağını kattım, şöyle bir karıştırdım. Daha sonra da 2 su bardağını ilave ederek yumuşacık, ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğurdum. Yoğurduğumuz hamurumuzu ne yapıyoruz? Tabii ki de üzeri kapalı mayalanmaya bırakıyoruz. Böyle 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu arada ben yokken neler yaptınız? Nerelere gittiniz? 15 tatili nasıl değerlendirdiniz? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Görmüş olduğunuz gibi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzla mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl güzel kabarmış hamurumuz, görüyorsunuz değil mi? Şimdi şu güzel yumuşacık hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayalım ve yine üzeri kapalı bir 15-20 dakika mayalanmaya bırakalım. Bezelerimiz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle bir kenara alalım arkadaşlar. Ve şimdi şerit poğaçalarımızı yapmaya koyalım. Evet, bezemizi tek tek alıyoruz. Şöyle bir elimizi hafiften genişletelim. Baş kısmına arkadaşlar iç harcımızı koyuyoruz, peynirimizi. Sonrasında şöyle ortadan katlayıp elimize bastırıyoruz. Yani baş kısmını katlayıp bastırıyoruz. Daha sonra pizza bıçağıyla görmüş olduğunuz gibi çizgiler çekiyoruz ve evet, şerit poğaçamız hazırdır. Anlatmama da gerek yok zaten. Görüntüde nasıl yapıldığı anlaşılıyor. Bakarak da anlayabiliriz. Tekrardan hamurumuzu açtık baş kısmına. Peynirli iç harcımızdan koyduk. Sonra o üzerini kapattık. İyice elimizde bastırıyoruz ki o hani peynirin iç kısmı açılmasın. Bastırdıktan sonra geri kalan hamurumuzu böyle şeritler halinde kesiyoruz. Baş kısımlarını kesmeyelim. Sadece orta kısımlarını keselim. Yani uç kısımlarına kadar gelmiyoruz. Sararak şerit poğaçamızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve geri kalan tüm bezelerimizde aynı işlemle devam ediyoruz. Yani siz de hiç sormuyorsunuz, bakalım ben 15 tatilde neler yaptım değil mi? Instagram'dan takip edenler biliyor da gerçek bir şey yapmadım çünkü. Hasta hasta yattım. 5 gün böyle ateşler içinde yandım, kavruldum. Kızlar var ya, yani çok fenaydım. Ama çok şükür geldi geçti. Hala bir öksürük var. Ses tonumdan zaten anlıyorsunuzdur. Hala bir öksürük var ama o zor günleri geçirdim çok şükür. Öyle çocuk çocuk sinemaya gittik. Bowling oynamaya işte böyle. Yani çok hani tatil denilen bir yere gitmedik. Sadece çocuklarla eğlenmek amaçlı. Böyle alışveriş, sinema, AVM gibi faaliyetlerde bulunduk. Öyle değerlendirdik işte. Evet, ben konuşurken bakın bir yandan da poğaçalarımız bitiyor. Ne kadar hızlıyım ya. Nasıl pratik bir kadın. Ay, şerit poğaçalarımızı yaptık arkadaşlar. Tepsimize dizdik. Ne yapıyoruz? Tabii ki yine üzeri kapalı bir 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz şerit poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve 200 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Aslında tarifimizden anlayacaksınız. Şerit poğaça, sultan poğaça, çizik poğaça, bunların hepsi bir tariftir. Görmüş olduğunuz gibi bir tariften
farklı çeşit çeşit poğaçalar yapmamız mümkün arkadaşlar. Çünkü çok lezzetli oluyor. Hamuru bir kere çok lezzetli, yumuşacık, pamuk gibi bir hamur var. O yüzden yani sizler istediğiniz şekilde poğaçalar yapabilirsiniz. Evet, poğaçalarımız pişti. Nasıl güzel kabardılar, nasıl güzel kızardılar görüyorsunuz değil mi? Şimdi zaten doku testi yapacağım. Yumuşaklık testini yapacağım, göreceksiniz. O kadar lezzetli bir poğaça oldu ki aslında çizik poğaçamızı ve sultan poğaçamızı yapanlar zaten bu tarifin lezzetini, yumuşaklığın tadını biliyor. O yüzden dedim ki hani bir de şerit poğaçamız olsun, değişik olsun. Zaten bir tariften farklı farklı tarifler çıkartabiliyoruz. Dedim ki bu da böyle olsun dedim. Sizlerin huzuruna sunmuş oldum. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz ki bu tarifimizin bir önceki yani çizik ve sultan poğaçasını yapanlar çok beğendi. Hatta yorumlarda dile getirdiler. Yapmayanlar varsa mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.